Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi noodle yiyeceğiz, nugget yiyeceğiz ve yanında da kolamızı içeceğiz. Burada yüzen bir pipet görüyorsunuz. Ben de ufak bir değişiklik fark ediyor musunuz bilmiyorum. Her hafta neden bir değişiklik fark ediyor musunuz diye sorduğumu düşüneceksiniz belki ama saçımı boyadım. İstiyordum aslında. Farklı bir renk istiyordum. Böyle uçlarını griye boyatmak istiyordum. Sonra cesaret edemedim. Çikolata kahveye boyamak istedim. Ama bana yakışmadığını düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum, ben yakıştıramadım kendime. Allah'tan çabuk akıyor. O hoşuma gitti. Çünkü yakıştıramadığım için kendimi biraz da kötü hissediyorum. Ama neyse, boya zaten çok dert edilecek bir şey değil. Akıp gidiyor. Aynı zamanda bir yandan da noodle'ımızı yiyelim. Arkadaşlar, bu videomda başlıktan anlayacağınız gibi İngilizceyi nasıl geliştirebiliriz? Yani bu yönde birkaç öneri, nacizane bir öneriyle geleceğim. Şimdi benim İngilizcem böyle natural düzeyde değil tabii ki de. Doğal bir işte speaking yapamıyorum. İşte heyecanlanıyorum bir yandan. Çünkü karşımda çok fazla pratik yapacağım kişi olmadığı için ne oluyor? Biraz daha böyle artık paslanıyorsunuz. Bildiğiniz şeyleri de yavaş yavaş unutuyorsunuz. O yüzden sürekli böyle tekrar etmem gerekiyor. Sürekli başka bir şey, atıyorum film falan izlemem gerekiyor, şarkı dinlemem gerekiyor. Bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Belki böyle kulağa basit geliyor, işte çok sıradan geliyor ama siz bir dile ne kadar çok maruz kalırsanız, ne kadar çok o dille uğraşırsanız aslında o kadar böyle zihninize yerleşecek, bilinçaltınıza işleyecek. Bir süre sonra kendi kendinize anlamaya başlayacaksınız. Zaten eğer bunu nasıl geliştirebilirim, dil nasıl öğrenirim diye araştırmaya başladıysanız aslında zaten bu amaçla geldiğiniz için bir şekilde halledeceksiniz, biliyor musunuz? Ama ben de bir aralar şey yapıyorum, işte İngilizceyi nasıl öğrenebilirim? İşte bu uygulamadan öğrenebilirmişim. Ay, bu filmi izleyebilirmişim. İşte altyazılı diziler izlemem gerekiyormuş. Böyle böyle yapıyordum. Ne yapmam gerektiğini de biliyordum. Sürekli video da izliyordum ama ne yapıyordum? İşin tembelliğine vuruyordum. Aslında bu videoyu izlerken öğrendiğini, yani öğreneceksiniz ya, atıyorum ya da işte size birazcık katkım olacak. Ondan sonra bunları not edin ve çalışmaya başlayın. Böyle girip de 10-20 tane aynı videoları izleyip ondan sonra da ay evet bunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de gidip uyumayın. Ya da gidip işte ne bileyim başka bir şeylerle uğraşmayın. Gerçekten öğrenmek istiyorsanız ne yapacağınızı öğrendikten sonra eyleme geçin. Önemli olan eyleme geçmek zaten. Siz de az çok biliyorsunuzdur. İşte şu şu uygulamadan İngilizceyi öğrenebilirim. Şu şu film, işte İngilizcesi basit düzeyde dili. Böyle daha çok işte şey yatkınlık kazanabilirim diyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Sonrası yok. İşte zaten buradan kaybediyorsunuz. Yoksa şu an internette gerçekten elimizin altında onlarca ücretli, ücretsiz birçok uygulama da var. YouTube'da birçok video da var. Birçok alt yazılı izleyebileceğiniz birçok dizi de var, film de var. O yüzden hemen uygulamaya geçin. Şimdi diyeceksiniz ki hiçbir dil bilmiyorum. Yani şöyle, hiçbir dil bilmiyorum derken işte İngilizce'de adımı soyadımı bile söylemeyi bilmiyorum diyeceksiniz. Bunun için de basit bir düzeyde İngilizce kitabı alın. Gerçekten kalem kağıt kullanmadıktan sonra ne kadar çok zihninizde yer edinse de açıp bakabileceğiniz bir şey olmuyor. Bu da çok önemli. Elinizde bir kağıdınız, kaleminiz olsun. Oturup da unuttuğunuz şeye gidip bakabilirsiniz. Ya da arkadaşlar, ben mesela yazarak daha çabuk öğreniyorum ve daha kolay öğreniyorum bir şeyi. İzlediğiniz bir şeyi yarın öbür gün unutabilirsiniz. Nerede izlemiştim? Ay, aklınıza soru takılı kalabilir. O yüzden kağıdınızı kaleminizi alın. Dilerseniz bir kitap alın.
eğlenip hem de gerçekten İngilizceye yavaş yavaş aşina olabileceğiniz diziler böyle şey yaptım, not ettim. Umarım siz de seversiniz bu dizileri. Dizilerin içeriğinden bahsetmiyorum. Çünkü belki buradan sonra izlemek isteyen arkadaşlar vardır. Onlara böyle spoiler vermeyeyim. Lost var arkadaşlar. Lost Netflix'te falan yok. İnternete yazdığınız zaman zaten bir sürü film sitesi var. Hepsinde dizi sitesi var, film sitesi var. Hepsini de hemen hemen bulursunuz diye düşünüyorum. İlk başta hiç bilmiyorsanız eğer, yeni yeni başlıyorsanız Türkçe altyazılı izleyin ama kulaklıkla dinleyin. Kulaklıkla izleyin. Neden? Çünkü daha net anlaşılır kelimeler. Daha rahat anlarsınız. Böyle bir sesli ortamdasınızdır ya da yanınızda birisi vardır. Sesli işte yani kulaklık takmadan dinlediğiniz zaman kayıp gidebilir o sözcükler. Uygulamadan bahsedeyim bir tane de. Daha devam edeceğim zaten. Örnek vereceğim uygulamalar, filmler, diziler olacak. Duolingo var. Belki çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Aslında hiç bilmeyen bir insan başladığı zaman yanınızda kalemle kağıdınız olduktan sonra orada yazdığınız, orada yazan kelimeleri o kağıda not ettiğiniz zaman gerçekten bir süre sonra bakacaksınız ki bir sürü kelimeye aşina olmuşsunuz. Bir sürü kelimeyi öğrenmişsiniz. Ben gerçekten daha bilinçli olsaydım, yani şu anki bilincim bir ortaokulda, lisede olsaydı, gerçekten İngilizceyi liseye kadar halletmiş olurdum. Şu anda da Almanca veya İspanyolca, İngilizcenin yanına başka bir dil eklerdim. Tabii ki de hiçbir şey için geç değil. Ama üniversitedeyken dersleriniz daha zor oluyor. İşte ödevlere daha fazla vakit ayırmak zorundasınız. Sınavlara daha fazla vakit ayırmak zorundasınız. O yüzden ortaokul ve liseden beni izleyenler varsa gerçekten geç olmadan başlayın. Ne kadar erken başlarsanız o kadar faydasını göreceksiniz. Bu arada ortaokul ve lisede okuyanlar demişken arkadaşlar, kanalıma yeni gelen arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Çok hoşuma gidiyor. Hiç tanımadığım kişilerin yorum yapması, işte abone sayımın günden güne artması beni o kadar mutlu ediyor ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer siz de bu videoyu izliyorsanız bu tarz içeriklerin devamında gelecek, emin olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim videoyu izledikten sonra. Bir başka konumuza devam edelim şimdi. Bir başka derken konumuza devam edelim. Bir başka önerebileceğim dizi de Friends. Friends'i hepiniz hemen hemen duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki de duymayanlarınız da vardır. Friends de bana göre çok eğlenceli bir dizi. 10 sezon. Ben çok eğlenerek izlemiştim ve de çok da imrenmiştim arkadaş ortamlarına.
İşte ben dizi izlemek istemiyorum, dizi izlerken de çok sıkılıyorum diyorsanız eğer, TEDx konuşmaları var YouTube'da. Onları dinleyebilirsiniz. İngilizcenizi yavaş yavaş geliştirdikten sonra, ki çok bence geliştirmeden de bunu yapabilirsiniz ki sizin için pratik olur. Slowly uygulaması var. Slowly uygulamasını ben de kullanıyorum. Hatta bir tane İtalyan arkadaşım var, bir tane de Brezilyalı bir arkadaşım var. Mektuplaşma uygulaması. Nasıl dünyanın her yerinden istediğiniz bir insanla mesajlaşabiliyorsunuz. Tabii ki karşıdaki kişinin de istemesi lazım. Siz mesaj gönderiyorsunuz veya o size mesaj gönderiyor. Mesaj isteğinizin kabul edilmesi gerekiyor. Ya da size gelen bir mesaj isteğinin sizin kabul etmeniz gerekiyor. Bu şekilde de ne oluyor? İşte mektup yazıyorsunuz. Aynı şey gibi. Gerçek anlamda mektup yolluyormuş gibi. İşte atıyorum Güney Kore'ye yolluyorsanız böyle 21-22 saat sonra mektubunuz ulaşacak falan diyor. Yani bayağı bir saat. Bir yandan da burada not ettiğim şeylere bakıyorum. Çünkü not ettim kaçırdığım bir yer olur diye. Aslında İngilizceyi halledebiliyorsunuz. Mesela ben şu an bir dizi izlediğimde konuşulanları anlayabiliyorum ya da YouTube'da bir video izlediğimde konuşulanları anlayabiliyorum. Hatta böyle bazen kendi kafamdan cevap da yaparım. Yani cevap da hazırlıyorum, hatta veriyorum. Ama iş pratiğe geldiği zaman, işte karşımdaki birisi konuştuğu zaman cevap verecekken heyecanlanıyorum, utanıyorum. Hatta demiştim size videomda, ben İngilizce hazırlık okudum. İngilizce hazırlık okurken tahtaya çıkıp konuşacağım anda ağlayarak sınıftan çıktığımı biliyorum. Ama siz böyle olmayın. Çünkü karşınızdaki kişi mesela ne diyelim, ana dili İngilizce olan birisi olsun, Türkçe konuşacağı zaman böyle hani bir iki kelimeyi yan yana getiriyor, söylüyor, devrik cümle kuruyor ama biz anlıyoruz. Karşımızdaki kişi de az çok bunu anlıyor. O yüzden bizim de kendimizi kasmadan bunu halledebilmemiz gerekiyor. Kendinizi kasmadan karşınızdaki kişinin istediği cevapları verin. Bir bütün halinde veremiyor musunuz? Ne yapın? Kelime kelime söyleyin gerekirse. Bunu halledebilirsiniz yani. Halledemezsiniz diye bir şey yok. Yeter ki çekinmeyin ve bildiklerinizi pratiğe dökebilin. Biraz da burada şey oluyor, hani kendinize güven devreye giriyor. Ben önceden hiç kendime güvenmezdim. İşte çok çekinirdim. Ay yanlış bir şey söylesem ne olur? Ay şu olsa ne olur? Bu olsa ne olur? Ya yanlış yapabiliriz zaten. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Yeni bir dil öğreniyorsunuz. Hiçbirimiz gidip de yurt dışında yaşayıp ya da doğup büyümedik ki işte orada yaşadığımız halde, doğup büyüdüğümüz halde İngilizce bilmiyoruz diyelim. Öyle olsaydı tamam, evet hak verelim. Ama şu an hepimiz bir şeyler için çabalıyoruz ve bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden çekinmeyin. İşte pratik yapma kısmına geldiğimiz zaman da ücretsiz olarak bir uygulamayı, işte Slowly'den mesela numarayı alıp işte arkadaşınızla oradan WhatsApp üzerinden sesli görüşmeler falan yapabilirsiniz. Ben bunu yaptım. Gerçekten yararını da görüyorsunuz. Bir de karşınızdaki kişi arkadaşınız olduğu için ya da işte sizin yaşıtınız olduğu için sizin için daha kolay oluyor kendinizi ifade etmek. Yani bir hocadan, hani bir hoca olsa ne olur, birazcık çekinirsiniz. İşte dersiniz ki ay yanlış yapsam ne olur, yanlış söylesem ne olur diye böyle çekinceleriniz olur. Ama karşınızdaki kişi sizin yaşıtınız olunca ya da sizin arkadaşınız olunca bu kadar problem yaşamıyorsunuz. En azından ben yaşamadım ve böyle böyle aştım diyebilirim kendimi. Onun dışında Cambly var.
Cambly'de de hocalarla karşılıklı görüşme yapıyorsunuz. Ama ücretli bir uygulama. İşte aylık abone olursanız farklı bir ücret, yıllık abone olursanız farklı bir ücret. İlk şeye, yani ilk mail adresinizi girip de kayıt oluşturduktan sonra, halen var mı bilmiyorum, ben önceden yapmıştım çünkü, 15 sanırım 15 dakikalık bir pratik yapmanızı ücretsiz hak tanıyorlar size. Ve gerçekten hocaları da çok iyi. Eğer halen deneme süreci varsa, üye olmayacaksanız bile girin deneyin. Girin, konuşmaya çalışın. Çekinmeyin yani. Ne kaybedersiniz ki? Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ama size katacak gerçekten çok şey var. O sırada kendinizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Zihninizde düşünüp cümleyi ona göre kurmayı böyle becerebiliyorsunuz bir süre sonra. Bir de Engo uygulaması var. Engo. İki tane öyle yazıyor. Yazılıyor. Onu da buraya not aldım. Ben bunda da aynı şekilde Cambly'deki gibi. Kaç dakikaydı ya? Yanlış hatırlamıyorsam Engo'da 25 dakikaydı. 25 dakikalık bir ücretsiz deneme tanıyorlar size hakkı. O da şey, yine eğitmenlerle birlikte işte karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Ben yine ondan da memnun kaldım. Gerçekten güzeldi ve seçeceğiniz hocaların işte hangi saatte konuşacağınızı siz seçiyorsunuz. Hangi ülkeden olmasını istediğinizi yine siz seçiyorsunuz. Ve bence bu güzel. Eğer abone falan olursanız yerel uygulamalar. Ben abone olmadım. Çünkü biraz yüksek şeyler istiyorlar. Yani böyle yıllık aboneliklerde falan. Aylıklarda da öyle çok aman aman bir ucuz şey değil. O yüzden ben olmadım. Ama siz olabiliyorsanız olun bence. Çok yararlı. Çünkü ben bir kere deneme hakkını kullandığımda bile çok memnun kalmıştım. Onun dışında, hani konuşma dışında şeye geleceksek uygulamalara, WooSeekr'ın diye bir uygulama var. Bu da nasıl biliyor musunuz? İşte çizgi filmlerden, belgesellerden, dizilerden, ondan bundan şöyle yapıyorum sürekli. Bu tarz şeylerden işte izlediğimiz diziler, filmler, belgeseller, çizgi filmler bile. Oradan belirli kesitler veriyorlar size. İşte o kesitlerde de ne oluyor biliyor musunuz? Karşınızdaki kişi, diyorum. İşte o filmdeki, dizide konuşmalarda size veriyorlar. Aşağıda da iki tane seçenek veriyorlar. Bazen İngilizcesini verip Türkçesini siz ayarlıyorsunuz. İşte hangisinin karşılığının hangisi olacağını. O şekilde siz bulmaya çalışıyorsunuz. İşte anlıyor musunuz hangisini demek istiyor ya da ne demek istedi. Ben onu da çok sevmiştim. Onu da bir süre kullanıyordum. Ama şu an İngilizcemin başlangıç seviyesinden değil de B1 düzeyinden hani almam gerekiyor ki ilerlememi sağlayayım. Olduğum yerde saymamak için. Ve bunun için de pratik yapmam gerekiyor. Ben de İlerleyen süreçlerde artık Cambly, Engo gibi uygulamalara kayıt olmaya niyetliyim ama bakalım. Şimdi kamera olmazı böyle hangur hungur yiyelim de. Kamera karşısında da birazcık böyle sesler geliyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Onun dışında Cake uygulaması var. Hatta açıklamalar kısmına yazarım. Uygulamaların, dizilerin, filmlerin adını. Onda da yine böyle örnekler var. İşte siz örnekleri hani yazıyorsunuz bazen. Aslında bunda şey çok güzel. Şey yapıyor. Sizin de telaffuz etmenizi istiyor. Söylediği bir şeyi. Hem sizi konuşturuyor hem o konuşuyor. Hem duyuyorsunuz hem konuşuyorsunuz. Aslında daha çabuk öğrenmenizi sağlıyor. Eğer İngilizceyi öğrenmek ve geliştirmek istiyorsanız gerçekten bir yerden başlayın. İster benim dediklerimden olur, ister kendi araştırdıklarınızdan olur.
veya öğrenmek istediğiniz işte yönteminiz farklıdır, sizin farklı bir yönteminiz vardır. Ama yeter ki öğrenin. Yarın bir gün sizin o kadar işinize yarayacak ki, iş hayatınızda olsun, günlük hayatta olsun, çok işinize yarayacak. Yani bir dizi film izlerken artık alt yazıyı bir yandan takip edip de bir yandan işte dizidekileri kaçırmayacaksınız en basitinden. Bugünlük konuşacaklarım bu kadardı. Bunlardan bahsedecektim. Aslında daha çok örnek verirdim ama bu kadarını not almıştım. Sonradan aklıma gelenler olursa eğer ya da sizden de talep gelirse, farklı bir şeyler de var mı, işte biz bunları biliyoruz, işte bilmediklerimiz ya da işte ben geliştirmek istiyorum, biliyorum ya da işte ben YDS'ye hazırlanmak istiyorum, ne tarz bir şeyler yapabilirim gibisinden yorumum var, yorumlarım konuşamıyorum. Ben gerçekten kameranın karşısına geçince konuşmayı unutuyorum. Normalde de bülbül gibi şakırdarım. Kusura bakmayın arkadaşlar yanlışlarım için. Hepinizden özür diliyorum ama olabiliyor biliyorsunuz. İnsanlık hali, heyecanlanıyorum bazen de. Yorumlara yazarsanız farklı istediğiniz içerikler de varsa, sadece İngilizceye yönelik olmayabilir. Yine onları da birlikte değerlendiririz. Başka işte ne bileyim, kitap önerisi olabilir, dizi önerisi olabilir. Birlikte ele alabiliriz bu konuları da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlenmelerim güzel ilerliyor. Sanırım abone sayım arttıkça kişilerin ana sayfalarına düşüyorum. İzlenmelerim çok güzel ilerliyor. Ama izleyen kişiler abone olmuyor. Lütfen buraya kadar dinlediyseniz, size ufak da bir yararım olduysa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir nebze de olsa size katkım olmuştur. Ama ne olursa olsun, ister benim dediğim olur, ister sizin farklı bir yönteminiz olur dediğim gibi, yeter ki İngilizceyi öğrenin arkadaşlar. Hatta İngilizceyi bir öğrenin, bitirin. İkinci bir dil birlikte öğrenelim. Çünkü ben de öğrenmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Kendinize iyi bakın.